Merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir program olacak ve yanında güzel yemekler hazırlayacağız. Tabii ki tezgahımızı hazırladık. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Hem kekimiz var, ondan sonra tavuk kavurmamızı onu yapacağız. Arpa şehriyle yapacağımız çok güzel bir sunum olacak. Ondan sonra düğün çorbamız var, tavuk da yapacağımız ve çocukların da çok hoşuna gidecek güzel bir çorba hazırlayacağız. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak, tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Tabii ki biz burada yemeklerimizi yapacağız. Sizler de evlerinizde yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik 3 tane yemek inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Yemeklerimizi tekrardan görmek istiyorsanız, yapmak istiyorsanız sitemizden bakabilirsiniz. TGT olarak hem Facebook, hem Twitter, hem Instagram, hem YouTube sayfalarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Orada da bütün yemeklerimizi bulabilirsiniz. Ondan sonra programımızı tekrarı gece 2 ile 2.30 arasında, hafta sonları saat 10 ile 11 arasında programımızın tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Bizleri internet üzerinde izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız sitemizden bakabilirsiniz. Sitemizin adresi www.tgto.com adresinden bizleri canlı olarak da izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim Yatu sayfalarından takip edebilirsiniz. Bütün sosyal medya hesaplarımda hem bana ulaşabilirsiniz, orada yemeklerinizi gönderebilirsiniz, bütün yemeklerimizi bulabilirsiniz. Aynı şekilde sizler de merak ettiğiniz bütün yemeklerimizi de orada bulabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Canlı yayınımıza bağlanmak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 71 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii yemeklerimize geçeceğiz birazdan sevgili izleyicilerimiz, ama yemeklerimize geçmeden önce bugün aramıza çok değerli bir konuğumuz var. Hem kendisi Vanlı iş adamı ve Marka Konut'un yönetim kurulu başkanı sevgili Murat Teymür Bey gelmiş. Onunla beraber şöyle biraz sohbet edeceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş yemeklerimize geçmiş olacağız. Murat abim hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ettim. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, Sayın Abdullah Ustam, evet, sevgili kardeşim, çok kıymetli hemşerilerim. Öncelikle program hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sürekli seni izliyoruz. Allah razı olsun. Seni seviyoruz. Biz de aynı. Bir hemşerimiz, bir gururumuz, bir onurumuz olarak Allah razı olsun. Yıllardır ekran karşısında bizleri temsil ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Seni gerçekten kutluyorum. Allah razı olsun. Sevgi, saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Bugün de bizi burada konuk ettin, sağ olsun. Allah razı olsun. Sizden İnşallah de. Karınca kararınca ne mutlu bize ki senin gibi bir hemşerim, bir kardeşimizle beraber burada keyifli bir program yapacağız inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Peki şimdi biz izleyenlerimiz biliyorsunuz programımızda daha önceden de gelmişti, ama tekrardan biraz bir Murat Teymur'u tanıyalım mı? Bir Vanlı iş adamı olarak neler yapar, nereden geldi, nereye gider ve neyle uğraşır? Şöyle bir kısaca bir değinelim tekrardan. Tabii ki. Dediğim gibi her zaman söylüyoruz bunu. Vanlıyım, Gevaşlıyım, Dokuz Ağaç mahallenin bir feriyim. Çok güzel. Ülkemin her tarafı benim memleketimdir. Ve tabii ki 1987 yılından beri İstanbul'da ikamet ediyoruz. Çok güzel. 1995 yılından beri emlak inşaat sektöründe hizmet vermekteyiz. Evet. Çok da uzun, güzel bir süredir. Uzun bir, evet, uzun bir maraton. Gerçekten işimizi severek yapıyoruz. Yani çok güzel. Emlak sektöründe hem yatırım firması hem uzmanlaşmış bir firma olarak. Peki şubeleriniz var mı? Marka Konut'un şubeleri var mı? Var. Kaç tane şubeniz var şu anda? 11 tane şubemiz var. Çok da güzel. Marka Konut olarak tabii ki hem yatırım uzmanı olarak hem emlak eğitmeni olarak hem de yılların tecrübe kazanaraktan emlak sektöründe çok önemli bir kutsal görev olduğunu bir kere daha burada her zaman söylediğim gibi bir kere daha burada vurgulamak istiyorum. Evet. İşimizi severek yapıyoruz. İşimize özen gösteriyoruz. İşimize önem veriyoruz. Bütün meslektaşlarımıza da aynı hassasiyeti göstermelerini öneririm. Evet, çok önemli gerçekten. Evet kardeşim. Çok önemli. Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım Murat abi. Ben listemi alayım. Hem tabii bir yandan da yemeklerimizi hazırlayın, hem de sohbetimize devam edelim mi? Tabii ki. Tamam, o zaman sevgili izleyenlerimiz, sizler de hemen birazdan numaraları da vereceğim, ama biz şöyle bir şey yapalım. Önce yemek listemizi alalım, ondan sonra söyleşimize devam edelim. Kekimizin listesi hazırsa alalım onu arkadaşlar. Listemiz hazır değilse yemeklerimizi yapmaya da başlayabiliriz. İstese sonra da alabiliriz. Evet, listemiz hazırmış. Damla çikolatalı kekimiz için kullanacağımız malzememiz sevgili izleyenimiz. 4 adet yumurtamız, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 su bardağı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, ondan sonra 1 paket vanilya ve kabartma tozumuz, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar damla çikolatamız, 1 çay kaşığı kadar tarçınımız, 3 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizi kullanacağız.
4 adet yumurtamız, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 su bardağı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 su bardağı kadar sıvı yağımız, 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tozumuz, 1 çay kaşığı kadar tarçınımız, 3 yemek kaşığı kadar damla çikolatamız, 3 yemek kaşığı kadar hindistan cevizimiz. Geniş bir kabımız içine yumurtamızı kıracağız, onu iyice bir çırpacağız. Sırasıyla içine tekrardan yağımızı, şekerimizi ilave edeceğiz. Ondan sonra unumuzu ve içine tekrardan hemen hindistan cevizimizi, vanilyamızı, kabartma tozumuzu ilave edeceğiz. Harcımızı hazırlayacağız. Hazırladıktan sonra kek kalıbımıza dökeceğiz ve ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Evet Murat abi, o zaman şöyle bir şey, ben hemen başlayayım güzelce bir şekilde. Yavaş yavaş programımızı giriş yapmış olalım. Evet. Şu anda doğru yatırım yapmak için ev mi arsa mı? Arsa. Arsa değil mi? Tabii. Evet. Neden peki Murat abim arsa? Ne altın ne bursa, en güzel yatırım arsa. Evet. Şimdi tabii ev almak elbette ihtiyacın varsa almak güzel bir şeydir. Evet. Çok fazla faize girmeden. Çünkü netice sonucunda bir daire aldığında 300 bin lirayı, 100 bini peşin verdiğinde 200 bini kredi kullanacaksınız. Evet. Krediyi de 200 bin kullandığında geri dönüşüm 450 bin liraya tekabül ediyor. Şu anki değil tabii mi ki, yani tabii faiz ki oranlarla? Şu anda faiz oranları çok yüksek. Evet. Yüksek olduğundan dolayı çok daire alma taraftarı değilim. Ev alma taraftarı değilim. Evet. Nakit param varsa şu anda daire fiyatları biraz düşüktür. Nakit param varsa alırsın ama ev ihtiyacın varsa alırsın. Ama ev ihtiyacın yoksa eğer daire alacağın yerde arsa almanız daha mantıklı. Peki, daha uygun görüyorum. Murat abim kusura bakma lafını da keseyim ama uzun süreli yatırım yapmak isteyen bir izleyicimiz ev mi alsın arsa mı alsın, yani uzun süreli. Ya işte ben belli bir miktar bir param var, onu ben işte ev alsam işte 10 sene 20 sene beklerim işte değerlensin veya da arsa alırım. Hangisi daha arsa. İyi yatırımdır sence? Yine arsa söylüyorum. Yine arsa, yine arsa diyorum. Evet. Şimdi ülkemizde 3 çeşit yatırım seviyesi vardır. Evet. Bir kısa yatırım, orta yatırım ve uzun yatırım. Uzun vadeli yatırım, unutacağın bir yer. Bir yer aldın, bir dönüm, iki dönüm, beş dönüm, on dönüm. Evet. Yani 20 sene sonra, 25 sene sonrasını unutacaksın orayı. Yani o zaman çocuklar için değil mi? Yani çocuklar için, kendi tabii geleceği. Ki. Tabii, aynen evet. Öyle. Yani 40 yaşındasınız, bir yer aldınız, 25 sene sonra, 25 sene, 65 yaşına geliyorsun. Elbette kendine değil, çocuklarına, torunlarına bir şekilde yatırım yapmış bir miras, oluyorsun. Evet, bir yatırım. Bir de orta yatırım var. Orta yatırımı tabii çok tavsiye ederim. Uzun yatırım biraz daha çok uzun vadeli olduğundan dolayı tabii kendi yaşantısı için eğer yapacaksa çok uzun vadeli gerçekten düşünmüyorum. İnsanları tavsiye etmiyorum. O en güzel yatırım orta vadeli. Örneğin 3-5 sene sonra bugün 100 bin liraya aldığım bir yeri 3-4 sene sonra 250-300 bin liraya satabileceksiniz. Peki yani bunun olması için nasıl bir araştırma içinde olması gerekiyor Murat Bey? Yani nasıl bir araştırma yapacak ki? Ya işte bu 5 sene sonra, 10 sene sonra şu anda ben aldım 50 bin lira, 3-4 sene veya 5 sene sonra satarsam 250 veya 300 bin lira olacak dediğimiz şey nasıl yapması gerekiyor? O nasıl araştıracak? Onu yatırım firmalarımız var. Evet. Gerçekten işini özenerek, severek, dürüst, kaliteli, istikrarlı, kazan kazan şeklinde düşünen çok önemli emlak firmaları var. Çok güzel. Bu ilahi bizim olmamız şart değildir. Bugün ekran karşısında ilahi gelin marka konuta yatırım yapın, marka konutu tercih edin, şunu yapın, bunu yapın demiyoruz. Evet, bu hareketi gerçekten ben de çok hoşuma gidiyor evet. Murat abim. Yani sürekli sizle de görüşüyoruz. Hem iş yerinize bazen zaman buldukça geliyorum. Sadece evet. Bu sizden duymuş olduğumuz bir şey değil. Çevrenizde veya da sizde arsa alınan, sizden işte yatırım yapan kişilerle konuştuğumda Murat Bey dediğiniz zaman o zaten kendisi bir markadır, güvenilir evet. Bir markadır. Biz Murat Bey'e çok güveniyoruz. O bizim için ne dediyse o bizim için bir senettir. Bu da benim de çok da hoşuma gidiyor evet. Murat Bey. Tabii ki piyasada da biliyorsun malum çok da iyi olmayan emlak firmaları da var. Peki doğru emlağı nasıl bulacağız? Yani doğru kişiler nasıl bulacağız? Şimdi tabii doğru emlağı bulmak ülkemizde hakikaten zordur. Evet. Şimdi
Zor olan nedir biliyor musun sevgili kardeşim? Bugün dünyanın en önemli firmalardan bir tanesi gayrimenkul sektörü. Evet. Bugün Amerika'nın başkanı bile emlakçıdır. Doğru, gerçekten öyle. Avrupa'da emlak sektörü ikinci sırada yer almaktadır. Ama ülkede emlak sektörü en alt tabakada ve yaka sirkelenen bir sektör haline geldi. Sizce bu nedenleri nelerdir? Şimdi emlak eğitimi almamış, emlak sektörü bilmeyen, emlakçılığı bilmeyen, yatırımı bilmeyen, insanlarımız yatırım konusunda öncülüğü tam teşekküllü yapmayan insanlarımız bir ofis açıyor. Böyle çok lüks bir nereden ofis aldı, açmaya tabii, çalışıyorlar. Tabii. İşte güzel giyinir, altına bir tane kiralamış bir araba alıyor. Evet. Veya farklı bir şekilde kredili bir araba alıyor. İnsanların gözünü boyatmak için, bu adamın 200 bin, 300 bin altında arabası varsa, 500 bine bir ofis kurduysa, bu insan güvenilir ve kaliteli bir insan olduğunu gösterir. Çünkü buna biz göz boyama diyoruz. Oysa ki insanlarımız yıllardır ben televizyonda da izliyorum, gazetelerde de izliyorum, toplumda da izliyorum. Çok da şahit oldum. Evet. Çok insanların canını yakmışlar. Gerçekten de öyle. Ya biz bir insana bak yıllardır bu sektörün içerisindeyim. Dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi şudur. Bir insandan para alırken, bir vatandaşımızdan, bir kardeşimizden yatırım amaçlı para aldıysan karşılığını vermek zorundasın. O kişinin isteğini, istediği lokasyonda, istediği arsayı vermek zorundasın. Evet. Ama insanlarımız nasıl güvenilir bir yatırım yapacak? Evvela güzel bir araştırsın. Yani ben Murat Teymur olarak marka konutun sahibi olarak değil. Evet. Bu firmanın asıl sahipleri kimlerdir kardeşim? Müşterilerdir. Doğru. Çünkü eğer müşteri varsa, eğer müşteri beni tercih ederse, eğer müşteri benimle ticaret yaparsa biz ayakta dururuz. Evet. Gerçekten o çok önemli. Ben orada 100 tane şube açmışım. İnsanlar beni benimsemediyse, bana güvenmediyse, inanmadıysa bunun hiçbir anlamı, hiçbir esprisi olmaz. Bir de şöyle bir şey oluyor Murat Bey. Şimdi örneğin ben bir emlak ofisine gittim. Orada bana bir arsa gösterdi veya bir yer gösterdi. Hani biz geçen programda da bahsetmiştik. İşte bana örneğin şirin evlerde gösteriliyor. Benim çok hoşuma gidiyor ve belli bir süre sonra işte paramı verdikten sonra, her şeyi verdikten sonra tapuya gideceksin. Ondan sonra veya da tapuya da gidiyorsun olabilir. Ve ondan sonra o arsa işte örneğin Hadımköy'de çıkıyor veya da Arnavutköy'de çıkıyor veya da farklı bir yerde çıkıyor. İnsanlar tabii bu şekilde hem güvenleri gitmiş olacak değil mi? Hem de çok da fazla dolandırılıyorlar. Biz Türk halkı olarak biraz duygusalız. Evet. Çok çabuk inanıyoruz, çok çabuk güveniyoruz. Kanıyoruz değil mi? Kanıyoruz tabii ki. Şimdi her şeyden önce siz eğer bizi tercih edip de eğer bir gayrimenkul alacaksanız evvela o gayrimenkul ada parselini veya tapunun fotokopisini alıp önce bunu araştıracaksınız. Evet. Ve kadastro memurlarımız ya vereceğin çok cüzi bir paradır. Kadastro memurlarımıza müracaat ederek memurlarımızdan bir tanesi götürüp o yerin aslı astarı olup olmadığını, imarlı olup olmadığını veya işte hazine arası olup olmadığını veya yeşil alan mı, site alanı mı, kamu alanı mı, sağlık alanı mı? Önce bunları bir araştırarak ondan sonra yatırımını yapsın. Ya bana inanmayın kardeşim, bana güvenmeyin kardeşim. Siz önce kendinize güvenin. Çok eğer önemli. Yatırım yapacaksanız, ben size bu tabağın beyaz olduğunu söylüyorsam bile, evet beyazdır. Ama yine bakın, yine siz de araştırın bu, değil mi yani? Bu tabak acaba gerçekten beyaz mıdır? Yoksa ben geçici bir boya sürmüşüm, beyaz gibi gösterir bir iki su değdikten sonra siyah ortaya çıkıyor. Bu gerçekten anlamında. Çok önemli Murat Bey. Bu çok dikkat edeceksin sevgili kardeşim. Çok da önemli yani. Evet. Bunu yani başka hiç kimsede de duyduğumuz bir sözde değil. Ben açıkçası konuşayım. Bu çok önemli. Tabii ki önce bir araştırdık ve araştırdıktan sonra yeri de beğendik. Ve o yerimizin kaybı olmaması için neler yapmamız gerekiyor Murat Şimdi, Bey? Şimdi evvela ben bunu her zaman söylüyorum. Şimdi emlak sektöründe bazı arkadaşlarımız
muhafakname diyor. Muhafakname bahsettiği şey kendi aralarında yapmış olduğu bir sözleşmedir. Bir anlaşmadır değil mi? Şimdi sevgili kardeşim bakın şurada bu tarlanın tamamı 10.000 metrekaredir. Evet. Bu tarlanın tamamı siz yolunu belliyorsunuz, parselini yapıyorsunuz. Efendime söyleyeyim kafana göre çizimlerini yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir numara senin, üç numara onun, beş numara bunun, altı numara bunun. Bunu imzala, 10 numaradan 11'e geçmeyeceğine dair imza at. Evet. Ya sevgili kardeşim, bir kere tarla vasıflı olan bir arazinin yarın öbür gün imar uygulaması geldiğinde %18, %20, %30, %40 kesintiler söz konusudur. Evet. Yani 10 dönümü, 6 dönüm de kalabilir, 5 dönüm de kalabilir, 7 dönüm de kalabilir. Evet. Peki 3 dönüm bu 10 dönümün içinden imar uygulaması aldığında peki bu vatandaşımız bu 3000 metrekare içerisinde yer almış. Bu vatandaşımızın mağduriyetini kim karşılayacak? Doğru diyorsun. Yani muhafakname vermişsin. Anladım. Kardeşim ne muhafaknamenin geçerliği vardır? Hiçbir şeyin geçerliği yoktur. Ancak evet. Adama 10 dönüm içerisinde 500 metrekare bir yer verdin. 500 metrekareyi de kendine etrafını kapattı, bir bahçe yaptı, bir konteyner koydu, bir prefabrik yaptı vesaire vesaire. Etrafını çevirdi. Bu da yani tabii ki resmi olmayan bir çalışmadır. Çalışma. Neticesinde siz bunu böyle bir çalışma yapsanız dahi o 10 dönümün bütün hissedarları senin o konteynerine ortaktır. Ortak. Evet. Ancak zaman içerisinde siz burayı işgal ettiğinizden dolayı imar uygulaması geldiğinde parselasyon yapıldığında burayı kim yapmış? Kim yapmış? Murat Teymur. Evet. Onu Murat Teymur olarak not alınabiliyor. Ama muhafaknamenin de geçerliği yoktur. O sadece alıcıyla işte emlakçının veya işte yatırım firmasının arasındaki bir caydırıcı sözleşmedir. Evet. Onun da bir hükmü yoktur. Bir hükmü yoktu yani. Yoktur ona tabii. Çok fazla güvenilmesi yani gerekiyor. Yoktur tabii. Kesinlikle yoktur. Ancak muhafakname nerede verilir? Tapu müdürlüğünde o 10 dönümü resmi parselasyon yaparsın. Evet. İfraza dönüştürürsün. Herkesin ayrı bağımsız tapusunu verirsin. O zaman hay hay. Evet. Çok... Helal olsun sen işini severek yapıyorsun. Ama eğer sen bunu yapmıyorsan çıkıp da efendime söyleyeyim ben sana 1 numarayı verdim. Murat'ta 5 numarayı verdim. Ahmet'te 7 numarayı verdim. Böyle bir şey yok. Evet. Hepsi de aynı parselin hissedarıdır, aynı ortağı. Parselin ortağıdır. Çok önemlice, çok da evet, güzel. Evet kardeşim. Hemen biz de, ben şöyle bir kekimi anlatayım, ondan tabii sonra devam edelim. Tabii aç kalmayalım. Allah razı olsun. Ustacığım. Biz de kekimizi hazırladık sevgili izleyenimiz. Güzelce bir şekilde bütün malzememizi karıştırdık. Damla çikolatamız hazır. Üzerine bolca damla çikolatamızı şöyle bir serpiştiriyoruz. Bunlar da üzerine serpiştikten sonra hafif biraz daha damla çikolatalarımız şöyle bir içe doğru geçsin diye onları güzelce bir şekilde şöyle bir karıştırıyoruz. Çok fazla da karıştırmaya gerek yok. Sadece hafif, çok az bir içten doğru bir karıştırıp ve kekimizi bu şekilde hazırlamış olacağız sevgili izleyenimiz. Ve bunları da güzelce bir şekilde bir karıştırdık. Şu anda hazır diyebiliriz. Ve şu anda kekimiz hazırlandı ve güzel bir kekimiz hazır sevgili izleyenimiz. Fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek, güzelce bir şekilde bir toparlanacak ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyoruz. Biz de kekimizi hazırladık ve yavaş yavaş ben hemen onu da fırına göndereceğim. Fırında pişmeye başlasın. Evet, hemen fırınımız ısınmıştı. Sıcak olan fırınımıza kekimizi gönderdik ve altını da şöyle bir açıyoruz ve kekimiz yavaş yavaş toparlamaya ve pişmeye başlasın. Piştikten sonra sunumu yapacağımız hem lezzetli hem de güzel bir kekimiz olmuş olacak inşallah. Hemen bu arada listemizi de alalım. Ondan sonra bol bol söyleşimize geçelim. Tavuklu şöyle arpa şehirli güzel bir yemeğimiz var. Onu da hemen listesini alalım. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlığımıza ve söyleşimize devam edeceğiz sevgili izleyenlerimiz. Evet Murat Bey'den de çok da güzel. Hem şöyle yatırımla ilgili inşallah bilgiler almış olacağız.
Fırında şehriyeli tavuğumuz için kullanacağımız malzememiz 400 gram kadar tavuk göğsümüz, 3 adet biberimiz, 1 adet kuru soğanımız, 4 iç sarımsağımız, 2 adet domatesimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, pulverimiz ve karabiberimiz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 400 gram kadar tavuk göğsümüz, ondan sonra 3 adet yeşil biberimiz, 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra 4 iç sarımsağımız, 2 adet domatesimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız. Ondan sonra pilavımız için ise 2 su bardağı kadar arpa şehriyemiz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuz kullanacağız. Önce hemen iki tane tenceremize yağımızı ilave edeceğiz. Birisinde arpa şehriyemizi, diğerinde etlerimizi hazırlayacağız. Hemen soğanımız kavrulacak, etimizi ilave edeceğiz, baharatlarımızı ilave edeceğiz ve onlarla beraber salçamızı ilave edeceğiz. Çok hafif biraz da suyumuzu ilave ettikten sonra ve diğer tenceremize de hemen arpa şehriye pilavımızı güzelce bir şekilde bir hazırlayacağız. Pilavımız hazırlandıktan sonra tepsimize dökeceğiz. Üzerine bolca soslu etimizi ilave edeceğiz. Fırına göndereceğiz. Fırında 10 dakika bir dinlenecek ve pişecek. Ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir şehriyeli tavuk olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Peki Murat Bey, şöyle arsalar dedik. Arsalardan devam edelim. Genellikle arsa fiyatları nelerdir? Kaç karemesi, karemetresi ne kadardı fiyatların? Ona bir değinelim mi? Tabii ki. Ne kadardan başlıyor? O kadar önceki güzel yemek anlattın ki biz kampanyayı unuttuk. Allah razı olsun. Karnımızı doyururuz inşallah. İnşallah. Şimdi tabii biz burada zaten kampanyalarımız var. Evet. Biz 250 metrekare 25 bin lira diyoruz. Evet, 250 metrekare evet. 25 bin lira. Ben tekrar şunu söylemek istiyoruz. Biz tabii buyurun. Yatırım firması olarak, emlak firması olarak, ülkemizin çok önemli bir emlak firması olarak bizi tercih eden bütün kardeşlerimize bunu söylemek istiyoruz. Çok bugün önemli. Bizi tercih ettiniz, bizimle beraber bir gayrimenkul aldınız ve bu gayrimenkulu bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra tekrar bize geri iade edebilirsiniz ama karıyla beraber. O çok önemli. Örneğin aldı, tamam mı? Belli işte arada 3 sene geçti, 4 sene geçti. 4 sene sonra işte oğlu evlenecek veya farklı bir yatırım yapacak, ev alacak veya araba alacak. Bu arsayı tekrardan değerlendirmek istediğinde siz direktmen aynı şekilde hem karını üstüne koyup arsasını evet, geri alıyorsunuz ve onlara da aynı şekilde yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle o çok önemli. Öyle. Şimdi güzel. Zaten biz bunu her programda söylüyoruz. Örneğin 100 bin liralık bir arsayı 200 bin lira insanlara verirsen evet, 4 sene sonra bu vatandaş sana geldiğinde siz kalkıp bu vatandaşa 200 veremezsiniz. Çünkü evet, zaten 4 sene sonra o arsanın değeri 170, 160, 180 yani 150 ile 180 arası bir rakama tekabül ediyor. Evet, değişmiş olacak. Çünkü yani ciddi bir kar marjıyla bu yeri satmışsınız. Ama bugün 70 bin liralık bir arsayı bu vatandaşımıza sattığınızda 2 sene sonra geldiğinde 120 bin lira veya 130 bin lira verdiğinde bu vatandaşımızı hem kar sahibi yapmış olursunuz hem bu vatandaşımızı kazanmış oluyorsunuz. Bu vatandaşımızın çevresini de kazanmış oluyorsunuz. O çok önemli. Anlatabildim mi? Evet. Yani biz kazan kazan her zaman o zihniyetle, o fikirle bakarız. Kazan kazık olduğunda insan kaybedersiniz. Evet. Mesela şöyle bir şey var. Şimdi asgari ücretle çalışıyordu veya da zar zor işte bir ufak bir birikintisi var. Örneğin elinde 10 bin lirası birikti. İşte ben bir arsa almak istiyorum diyen izleyicilerimiz size geldiğinde onlara nasıl bir kolaylık tanıyorsunuz? Yarısını, senet yarısını peşin alıyor musunuz? Bu tabii, şekilde yardımcı oluyor musunuz? Tabii o imkanımız da var. Onu nasıl biz bu yapıyorsunuz? Biz imkanı sunuyoruz. Vatandaşımız 30 bin liralık bizden bir arsa aldığını varsayalım. 15 bini verdi, 15 bini taksit. Evet. 15 bini 15 tane taksit yapıyorsa, 15 tane senet yapıyorsak, yani 15 ay taksit yapıyorsak, bu 15 ayın taksitinin faizini almıyoruz. O çok 15 güzel, binse yani. 15 bin. Bir de şimdi şöyle bir şey var Murat Bey, ben hemen buraya ilave yapayım, sizinle aynı şekilde devam edin. Şimdi evet, bir de yani bu şekilde yarısını size verdi, yarısını peşin verdi, diğer yarısını senet yaptı. Bu şekilde olan anlaşmalarda tapular hemen veriliyor mu? Tabii. O biz çok tapusunu güzel veriyoruz. O çok güzel. Tapusuna ipotek koymuyoruz. Yani borcunuz bitene kadar bekleyin. İşte hayır, borcu hayır, bittikten sonra ben tapunuzu verin demiyorsunuz. Yok yok. O öyle, çok güzel. Öyle bir prensibimiz yok. O çok güzel gerçekten. Biz tapusunu veririz. Evet. 15 bin liramızı alırız. Evet. 15 bir de senet yaparız.
senede far koymuyoruz. Evet, bu ay faizi farkı tabii, yok. Bu ay çok güzel. Biliyorsunuz ülkemizde bu tür sıkıntılar elbette oluyordur. Evet. Bu ay faturaları, mutfak masrafları, evin geçimini, kirasını karşılayamamıştır. Bizim bu ayın taksitini ödeyemiyordur. Evet. Bir hafta önceden bizi arar, söyler. Murat Bey veya işte herhangi bir çalışanımız, genel müdürümüz, hangi kardeşimiz olursa, hangi çalışanımız olursa bilgi aktarılır. Evet. Der ki ben bu ay biraz sıkışığım. Bu ay beni idare edin. Çok güzel. Biz bu ayki taksitini 14 ay sonraki taksitine yani atıyoruz. Hemen bir sonraki aya değil. Değil. En son senede en sona ilave, yapıyoruz. O çok güzel gerçekten. Evet. En sona ilave yapıyoruz. Bir dahaki ay normal taksitini yine rutin olarak devam ediyor. O çok güzel. Hem sıkışmamış olacak. Aynen öyle. Bu güzelce bir en son aya bir sene daha ilave edilmiş olacak. Yani 15'e 16 olmuş Hiçbir olacak. Hiçbir müşterimizin senedini de asla icra koymuyoruz. Çok güzel. Gerçekten asla icra koymuyoruz. Yani evet. Asıl zaten bu işin en önemli noktası da budur. Tabii ki. İnsanlara hem yardımcı oluyorsun hem onları güzel bir yatırıma teşvik ediyorsun. Peki şöyle bizim biliyorsunuz hem Türkiye hem Avrupa'ya yayın yapan bir kanalız. Avrupa'daki izleyicilerimiz, gurbetçilerimiz de şöyle güzelce bir şekilde onlar da yatırım yapmak istese onlara nasıl yardımcı oluyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Avrupa'daki bütün kardeşlerime şu mesajı vermek istiyorum. Evet. Bakın yabancı yatırımcılar geliyor ülkemizin topraklarını satın alıp burada ikamet ediyorlar. Evet. Ben Avrupa'daki bütün yurttaşlarıma, bütün hemşerilerime, kardeşlerime memleketimizin her ferine şunu söylemek istiyorum. Siz de kendi topraklarınızda yatırım yapın. Gerçekten çok mutlaka güzel. Yatırım yapın. Ama biz olalım, ama başka firmalar olsun. Ama evet. Yaptığınız yatırımı doğru firmadan yapmanızı da öneririm. Tabii bu tavrınız gerçekten benim de çok hoşuma gidiyor. Özellikle yani benden alın da demiyorsunuz Murat Bey. Evet. Bu çok önemli. Nerede olursa olsun yatırımı yapın diyorsun. Evet. Ama kendi memleketinizde, kendi yurdunuzda, yurdunuzda ve istediğiniz kişide de bunu alabilirsiniz aynen diyorsunuz. Öyle. O çok aynen önemli. Öyle. Çok ya güzel. Kendi memleketinize yatırım yapın. Evet. Elbet bir gün kendi memleketine döneceksin. Onun için memleketinize, memleketinizin kalkınması için mücadele edelim. Memleketimize sahip çıkalım. Birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım. Peki dışarıdan işte bu Avrupa olabilir, Türkiye olabilir Murat Bey. Mesela gelen misafirlerinizi nasıl ağırlıyorsunuz? Onlara yardımcı olabiliyor musunuz? Konuklamada olsun, almada olsun, arsaları baktırmada olsun. Bu şekilde de yardımcı oluyor tabii, musunuz? Tabii servislerimiz var. Çok güzel. Havalimanından alıyoruz. Çok güzel. Yerlerimizi gezdiriyoruz. Evet. Otele yerleştiriyoruz veya misafirhanemizde yerleştiriyoruz. En iyi şekilde misafirperverliğimizi gösteriyoruz. İllahi gayrimenkulü alıp almaması önemli değil. Evet, ben de tam onu diyecektim. Evet, İster alsın ister almasın. Biz değil mi? Evet. Yıllardır müşterimizi Silivri'de, Çatalca'da, Tekirdağ'da, İstanbul'un her köşesinde gezdiririz. Yemeğini, çayını, kahvesini, ağırlığını en şekilde yaparız. Hizmetimizi en iyi şekilde, kaliteli bir şekilde hizmetimizi sunarız. Asla bir karşılık beklemiyoruz. Çok güzel gerçekten. Alsa da gayrimenkulü, almasa da başımızın üstünde yeri var. Allah razı olsun gerçekten. Biz her şeyi ticarete bağlamıyoruz. O çok önemli. Yani biz diyoruz ki para bizi satın alamaz. Biz evet. Parayı satın alırız. Doğru. Gerçekten. Hem o çok önemli ve işte insanlardan hani diyoruz ya Murat Teymur bir güvendir veya da bir markadır. İşte bu bunların yaptığınızdan ötürü de insanlarda evet. Çok da büyük bir güven kazanmışsınız. Şöyle bir şey yapalım Murat abi. Tabii biz yine aynı şekilde arsayla, emlakla devam edeceğiz. Biraz da şöyle normal hayata dönelim mi? Tabii ki. Şimdi bir dernek çalışmanız olacak. Evet. Ayın kaçındaydı? 14 Nisan'da olan kongremiz olacak. İlk kongremiz olacak. Çok güzel. Peki sizin buradaki konumunuz nedir? Dernekle ilgili konumuz nedir? Ben orada dernekle ilgili herhangi bir başkan adaylığı veya işte öncülüğü yapma gibi bir lüksüm yok. Evet. Biz sadece köyümüze, milletimize, halkımıza, hemşerilerimize bir dernek konusunda sağ olsunlar bir yıldır bu derneği faaliyete koyduk. Bir yıl neticesinde 6 ay süreyle biliyorsunuz seçime gitmemiz gerekiyor. 6 ay önce bir resmiyeti kazandırdık.
Çok şu anda güzel. Derneğimiz resmi olarak hizmet faaliyete vermektedir, başladık. Faaliyet göstermektedir. Çok ve güzel. 14 Nisan'da da olan kongremiz var. Bu kongremizde de tabii bütün derneklerimiz, bütün iş adamlarımız, ülkemizin her feri tabii ki kongremize davetlidir. Evet, bu çok güzel ve çok da önemli. İnşallah eğer biz de zaman olursa biz de mutlaka destek olarak, destekçi olarak gelecek, size destek de vereceğiz. Köylülerimizde de aynı şekilde şunu söyleyeyim. Köylülerimizde de başkan adayı olmak isteyenler müracaatlarını yapsınlar. Çünkü bizde zengin, fakir fark etmez. Hepimiz kardeşiz. Evet, çok önemli gerçekten. Biz parayla insana değer vermeyiz. Biz insan olduğu için insana değer veririz. Allah razı olsun. Cümlemizden. Evet. Peki Murat abi, şimdi hem Van Federasyonu Dernek Başkanlığı olsun, ondan sonra İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı'na bir adaylık süreciniz oldu. Ve orada da çok da güzel çalışmalarınız oldu. Gerçekten çalışmanız benim de çok hoşuma gitti. Evet. Ve orada kıl payı diyeceğimiz tabirle kaybettiniz İstanbul, ama... İstanbul Ticaret Odası'nda 19 oyla kaybettik. Evet. Van Federasyonu'na 11 oyla kaybettik. Yavaş yavaş puanımızı çok şükür düşürüyoruz. Kaybetme şeylerimizi, oylarımızı düşürüyoruz. 19'dan 11'e düştük. İnşallah bir dahaki dönemde 11'i de kalkacak. Full kazanacaksın. Hizmeti yani milletimize, ülkemize, devletimize, bayrağımıza en iyi hizmeti sunabilmek için inşallah bu yolda devam edeceğiz. İnşallah. Yoksa zaten işimiz var, gücümüz var, hamdolsun kazanıyoruz, kazandırıyoruz. Ama istiyoruz ki insanlarımız gerçekten ezilmesin, üzülmesin. Daha kaliteli, daha düzgün hizmetler alabilmek için biz burada kolları sıvıyoruz. İnşallah onlara faydalı ve yararlı olmaya gayret göstereceğiz. Evet. Şimdi ölürken bir insan öldüğü zaman o toprağın altına girdiğinde ne söylerler? Allah rahmet eylesin. Evet. Yani bu insan gerçekten faydalı bir insandı. İşte ama bir de ne diyorlar? Allah rahmet eylesin. Etmesin diyor. Ya hiçbir kimseye faydası dokunmamıştır. Evet. İyi ki de öldü gitti. Zaten faydasız. Faydasız, evet. İşte Allah onu dedetmesin inşallah. İnşallah. Şimdi Murat abi, çok iyi bir siyasetçisin. Onu da biliyorum. Ve tecrübelerin de çoktur. Geçen süreçte bir milletvekili bir süreci herhalde yaşayacaktın ama son anda vazgeçtin. Önümüzdeki süreçte milletvekili adayı olmayı düşünür müsün? Var mı böyle bir düşünce veya çalışmaların? Şimdi inşallah. Çok da büyük bir de talep var biliyorum sağınızda solunuzda. Şimdi 31 Mart seçimlerinde de çok talep geldi. Yani çok önemli partilerden de teklifler geldi. Tabii bu teklifleri asla değerlendirmeyi bile düşünmedim. Çünkü Van Federasyonluk seçiminde ben halkıma, milletime, hemşerilerime, dernek başkanlarıma bir söz verdim. Ben federasyon başkanlığı kazansam da kaybetsem de asla 31 Mart'ta hiçbir partide ne meclis üyeliği adaylığı ne de muhtar adaylığı ne de belediye başkanlığı adaylığı asla söz konusu bile değildir. Evet. Çünkü ben halkımı basamak olarak kullanmayı değil, halkıma köprü olup hizmet köprüsü olmak istiyorum. Çok önemli gerçekten, çok da güzel. Peki Murat Teymur siyasetçi olsaydı nasıl bir siyasetçi kimliğiyle karşımıza çıkacaktı? Ben siyasetimi hizmetimle, çok önemli, insanlarıma faydalı, yararlı, kaliteli, düzgün, ötekileştirmeyen, kararlı bir siyasetçi olmak isterim. Çok güzel. Gerçekten çok önemli. Memleketimin her köşesi eşit bir terazide görmek istediğim bir siyasetçi olmak isterim. O çok önemli. Evet. Şimdi Murat abi, bir Vanlı olarak sen çok seviyoruz. Vanlı iş adamı olarak da. Teşekkür ederim. Hem siz de Vanlısınız, ben de Vanlıyım. Biz Vanlılar seni çok seviyoruz. Peki Van'la ilgili böyle bir projelerin var mı? Veyahut da Van Federasyonu'nun yapmış olduğu işte projeler olsun veyahut da yapmamış olduğu projeler olsun hakkında bizlere neler anlatırsın? Veyahut da nasıl düşünceler nelerdir? Şimdi zaten her zaman söylediğim bir şey var. Belki de Van Federasyon Başkanı bu konuşmalarında çok hoşluk olmayacak. O da benim bir kardeşimdir, hemşerimdir. Sonuçta Van için aday oluyorlar, Van için bir şeyler yapmaya çabalıyorlar ama şimdi sevgili kardeşim, siz
bir iş hayatında olsun, siyasi hayatında olsun, ticari hayatında olsun, ev hayatında olsun, hayatın hangi noktasında, hangi basamağında hizmetle yürümek istiyorsan iste, önce temel taşlarını oturtarak yürüyeceksin. Evet. Yani ben federasyon başkan adayıyım. Adaysın da ama adaylık konusunun geçtikten sonra, seçildikten sonra projeler nelerdir? Neler yapacaksın? Tabii. Değil mi? O çok önemli. Şimdi ben seçim sürecinde bütün dernek başkanlarıma sözlü olarak değil, yazılı beyanda bulundum. Sevgili Abdullah kardeşim. O çok önemli gerçekten. Hepsine yazılı beyanda imzalı, altına imza attım. Dedim ki 12 yılda yapamadığınızı ben 3 yılda yapacağım dedim. Çok güzel gerçekten. Ya federasyon başkanlığımız yok. Peki bunların altyapısını araştırdınız. Hem tabii, neler yapması gerekiyor, neler yapılması gerekiyor. Bunları hepsini araştırdınız. Hepsini araştırdım. Ve ortaya belli bir sorunlar yazıldı, çizildi ve ben de işte bu sorunları 3 sene içinde hepsini çözerim ve bunları yoluna koyarım. Evet. İnşallah tabii ki onlar da daha kısa bir sürede çözülmüş olacak dediniz. Evet. Siz bir seyyar köfteci olursanız, evet, mi çok iyi bir hizmet verirsiniz, yoksa çok lüks bir köfteci restoranı açarsanız mı daha çok iyi bir hizmet verirsiniz? Çok lüks olursa daha bir hizmet daha verirsiniz. Daha kaliteli olur, daha temiz olur. Aynen. Doğru. Şimdi bu da buna benzer. Ben bu yola çıkarken biz ekip olarak çok güçlü bir ekip kurmuştuk. Gerçekten de öyle. Ve federasyon başkanlığımızı bile hazırlamıştık. Evet. Federasyonun web sitesinden Facebook sayfasını, Instagram sayfasını, web adreslerini, telefonunu, başkanlığını hepsini hazırlamıştık. Çok önemli. Biz kazandığımız gibi çok görkemli, çok güzel bir hizmet mekanizmasıyla Vanlıları, Van'ımızı, Van halkımızı temsil eden bir federasyonla halkımıza hizmet sunacaktık. Tabii ki hem Van'ın kanat önderleriyle, iş adamlarıyla ve dernekleri, federasyonlarla bu arada çalışmalarınız oldu, onlarla diyalogunuz oldu. Peki onlar da böyle hep anlatırlar işte ya Murat Bey, işte bizim Vanlı olarak veya da federasyon olarak eksiklerimiz nelerdi? Yani en fazla göze çarpan Van'ın veya da federasyonun yapmış olduğu eksikler nelerdir, yapmamış olduğu? Şimdi ağlamayan çocuğa mama verilir mi? Yok. Eğer bir çocuk ağlıyorsa ya hastadır ya açtır. Evet. Şimdi siz bir federasyon başkanı olarak istemeyi bilmiyorsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Doğru, bir takım elbiseni giyersin, kravatını takarsınız. Güzel böyle toplumun içine manken gibi girersiniz. Bu bize yetmiyor sevgili kardeşim. Bize hizmet lazım, hizmet. Van'ı taşıyabilecek, Van halkına layık bir federasyon istiyorduk. Evet. 7 yıl bir kardeşimiz yaptı. Sadece kendine yaptı. 5 yıl bir kardeşimiz yaptı. Ortada bir şey yok. Biz de ne dedik? Biz Allah izin verirse, bu görev bize layık görülürse, biz Van'a yakışır, Van'a layık bir federasyonu kuracağız. Bütün Van halkını temsil edecek, tamam, bir federasyon başkanlığı kuracağız dedik. Evet, çok önemli, evet, ve çok da güzel. Sevgili izleyenlerimiz, biz hemen şöyle bir şey yapacağız. Ben yavaş yavaş yemeklerimi hazırladım. Etlerimizi kavurmaya başladım. Ondan sonra arpa şehriğimiz kavruldu. İçine baharatlarımızı ilave ettik. Ve diğer tenceremizde etimiz hazırlanıyor. Kekimiz kabarmaya başlamış. O pişmeye başlamış. Marka konutu numaralarını bir verelim arkadaşlar. Hemen ona da bir değinelim. Ondan sonra ben yavaş yavaş tezgahımı toparlayacağım. Pilavımın suyunu vereceğim. Bize kısa bir ara gideceğiz. Marka konutu yatırım yapmak istiyorsanız, arsa almak istiyorsanız hemen numaralar vereyim sevgili izleyenlerimiz. 0531-645-95-95. 0531-645-95-95. Sadece arsa almak istemiyorsanız dahi danışabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Bu numaradan danışabilirsiniz ve nasıl yatırım yapabilirim? Diğer numaraları da verelim arkadaşlar, sizlerden ricam. Ondan sonra alabilirsiniz. 200 metre alana 100 metrede bizden hediye. O çok güzel gerçekten. Evet. 0212-687-46-46, 0212-687-45-45, 0212-687-46-46, 45-45 nolu numaradan ulaşabilirsiniz. Evet. Murat Bey dedi ki 200 metrekare alana 100 metrekaresi de benden hediye. Benden hediye, özellikle Avrupa'daki yurttaşlarıma, hemşerilerime, kardeşlerime, bu ülkenin her ferine diyorum ki
Ülkene yatırım yap. Allah razı olsun. Ülken, bak ülkemiz çok güzel bir ülkedir. Evet. Türkiye 4 mevsim yaşayan tek ülkedir. Evet, gerçekten de öyle. Evet. O zaman şöyle bir şey yapalım Murat Bey. Biz şimdi reklama gideceğiz. Tabii. Ben hemen sevgili izleyenin pilavımı hazırlayacağım. Bu arada da tezgahımı toparlayacağım. Sizlerle beraber şöyle bir şey yapalım mı? Ben tezgahımı toparlarken siz de kendinize bir tane çay alın. Kısa bir ara gidelim. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber hem güzel söyleşimize hem de güzel yemeklerimizi yapmaya devam edelim mi? O zaman ekran başına ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edeceğiz. Kısa bir ara. Evet sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir yandan kekimiz kabarmış, güzelce bir şekilde bir pişmiş. Onu birazdan hemen görebiliriz biz de. Bu arada yavaş yavaş pilavımız hazırlandı. Kebabımızı ve yemeğimizi hazırlamaya devam ediyoruz. Ankara tavası gibi olacak ama bu biraz daha farklı olacak sevgili izleyenlerimiz. Kekimiz harika olmuş, iyice bir pişmiş. Onu tabii ki tamamıyla bir piştiğini nasıl anlayabiliriz? Hemen bir tane kürdan şöyle bir alalım. Bir tane kürdanımızı şöyle bir batırıyoruz. Evet. Şöyle sevgili Yasin yakın detayı bir göstersin. Gördüğünüz gibi kekimiz daha pişmemiş sevgili izleyenimiz. Tabii ki tamamıyla pişmesi için kürdanımızı kuru bir şekilde içinde çıkması gerekiyor. Onun için ne yapacağız? Fırınımızı kapatacağız. Pişirmeye devam edeceğiz. Kekimiz pişmeye devam etsin. Biz de tenceremizde hemen pilavımızı hazırladık. Arpa şehri pilavımız hazır. Diğer tenceremizde etimiz, soğanımız, sarımsağımız, onları da kavurduk. Ve içine tekrardan biberimizi, ondan sonra salçamızı da ilave edeceğiz. Tepsimizin altına arpa şehrimizi sereceğiz. Üzerine tavuklarımızı sereceğiz ve tekrardan fırına göndereceğiz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra afiyet yiyeceğine çok lezzetli ve güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Hemen kısaca çorbamızın listesini alalım. Ondan sonra bol bol söyleşimize devam edelim inşallah. Evet, hemen kısaca bir listemiz gelsin arkadaşlar, sizlerden ricam. Tavuklu mısırlı düğün çorbamız için kullanacağımız malzememiz 100 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 su bardağı kadar yoğurdumuz, 1 adet yumurtamız, 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 4 yemek kaşığı kadar mısırımız, 1 tatlı kaşığı kadar pulverimiz olacak. 100 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 su bardağı kadar yoğurt, 1 adet yumurtamız, 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 4 yemek kaşığı kadar mısır, 1 tatlı kaşığı kadar pulverimiz. Tenceremize suyumuzu ilave edeceğiz. Tavuğumuzu doğrayıp içine ilave edeceğiz. O iyice bir haşlanacak. Mısırlarımızı ilave edeceğiz. Ayrı bir kabımızın içine yumurtamız, unumuz ve de hemen yoğurdumuzu karıştıracağız. Az bir suyla beraber açacağız. Sosumuz hazırlandıktan sonra içine dökeceğiz. İyice bir kaynayacak. Sunum yapacağımız tabaklarımıza koyup tereyağla beraber süsleyeceğiz. Ondan sonra afiyetle içeceğiniz çok lezzetli güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, biz de yavaş yavaş hemen devam edeceğiz. Önce bir marka konutun tekrardan numaralarını verelim arkadaşlar, sizlerden ricam. Evet, 250 metrekare arsalar 50 bin demişiz. Evet. Doğru Murat abim? 300 metrekareler 65 bin. Ondan sonra evet. 400 metrekareler 75 bin. Ve evet. 150 bine kadar gidiyor sevgili izleyenimiz. Yani 1000 metrekareler 150 bin ne kadar gidiyor. Bu şekilde tabii her bütçeye göre de arsalar var. Sizler de alabilirsiniz. 250 metrekaresi 50 bin liradan başlıyor değil mi Murat Bey? Aynen. 150 bin lira kadar çıkıyor. Evet. Tabii 200 metre kadar arsa alan izleyicilerimize de 100 metre kadar ilave hediyemiz. Evet, ilave hediye edilecek. Evet. Telefon numaraları 0531-645-95-95, 0531-645-95-95'i arayabilirsiniz. 0212-687-46-46, 0212-687-45-45 numaraları da arayabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Murat abim, tabii bir Vanlı olarak, şöyle Van'la ilgili içinde ukde kalan bir şey var mı? Ya işte Van'la ilgili şunlar olsaydı daha iyi olurdu. Ya tabii ki Van İstanbul arasında çok güzel bir diyalog köprüsü oluşmak çok güzel benim için önemli noktalardan bir tanesidir. Evet. Gerçekten Van'ımız güzel bir memleket, güzel bir şehrimizdir. Van'ın çok güzel değerleri var. Van'ın çok güzel yöresel yemeklerinden tut, balığından tut, Van Gölü'nden tut, Van Kalesi, Uşap Kalesi,
değil mi? Muradiye Şelalesi. Herkesin görmesi Akdamar gereken Adası. Bir yer değil mi? Yani tabii ki. Turistik anlamda çok da güzel bir yer. Van'ımız çok güzel bir şehir olduğu gibi çok da güzel yöresel yemekleri, otlu evet. peyniri, Van kedisi. Değil mi? Yani her şeyle muhteşem bir. Anlatmak da bitmiyor diyorsun. Tabii doğunun incisi diyoruz ya. Evet. Hakikaten çok şanslıyız Van gibi bir ilimiz olduğu için. Onun için de Van'a, Van'ımıza, memleketimize yakışır bir federasyonu da tabii ki tavsiye ederim kardeşlerimize. Bu arada Marka Konut Şirketler Grubu'nun, Marka Konut'un emlak ve yatırım firmasının ayakta durabilmesi için asıl sahipleri Marka Konut'a sahip çıkmalı. Arsa almalı. Evet. Arsa alacaksınız ki, yatırım yapacaksınız ki firmanızı ayakta tutacaksınız. Çok önemli. Peki evet. Tekrardan metrekareler bir daha verelim mi? Kaçtan başlıyor, ne kadara çıkıyor? Bir izleyenlerimize verelim tabii, Murat Bey. Yani, tabii düşük bütçelerimiz var. Yani her bütçe uygun arsalarımız var diyoruz ya. Evet, düşük bütçeler ne kadar? 250 metrekare arsamız 25 bin liradan başlıyor. 25 bir de 250 metrekare arsamız 50 bin liradan da başlıyor. Bunların tabii ki yerleşim yerlerine biraz daha uzak ve tabii. yakın olma mesafesinden kaynaklanıyor değil Başta mi? Başta dedik ya hani evet. orta vadeli, uzun vadeli ve kısa vadeli. Kısa vadeli. Bunlar çok önemlidir. Mesela orta vadeli her zaman tavsiyemizdir. Evet. Bundan dolayı arsa alan da hemen çok çabuk aceleden satma merakı olmasın. Evet. Biraz beklesin. Yaz. Değil mi? Çünkü 25 yıl önce, 20 yıl önce biz Beylikdüzü'nde arsa satarken oradaki arkadaşlarım, işte yatırım yapan kardeşlerimiz ya burası ne olacak, dağın başıdır diyorlardı. Değil mi? Ama bugün Beylikdüzü, Esenyurt, Silivri, Çatalca gibi ilçelerimiz muhteşem bir şehir planlaması oldu. Devasa bir şehir planlaması oldu. Onun için yatırımlarını özellikle toprağa yatırsınlar. Biz yine her zaman söylediğimiz gibi bu firma yatırım yapan kardeşlerimizindir, bizim değil. Evet. Biz sadece burada hizmet anlamında hizmet eden bireyleriz. Yani ille hepsini peşinde vermesine gerek yok tabii değil ki. Mi? Yani ne tabii. kadar nakit olursa diğerlerine siz yardımcı oluyorsunuz Murat Bey. Bunu tekrar yarısı, yarısına kadar yarısı. Peşin veriyor. Yarısında taksit yapma imkanımız var. Onun yani, için faiz oranımız yok. Çok güzel. Biz tapusunu veriyoruz. Geriye evet. kalan da taksit yapıyoruz. Bu konuda yardımcı oluyoruz. O çok önemli. Gerçekten özellikle Avrupa, Avrupa'ya ben buradaki Avrupa'daki kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bizim bir de imarlı arsalarımız da var. Marmara Ereğlisi'nde denize 200 metre, 300 metre, 400 metre mesafede çok önemli 3 kat imarı olan arsalarımız da var. Onların fiyatları nedir? Onları biz 300 metrekare arsamız var, 390 metre var, 270 var, 320 var. Onlara şu anda imar çıkmış değil mi? Tabii durumda? Ki imara hazır. İmara hazır. Villa imarlıdır. Çok güzel. %25 imarı var. Orada da 3 kat imar izni alabiliyor. Şu anda imara açık arsalarımız da biz 180 bin lira, 200 bin lira istiyoruz. Çok 330-340 metre arsalarımıza tavsiye ederim. Çok yani güzel. Örneğin Avrupa'da Türkiye gezmeye geldiğinde orada bir villasını yapsın, çevre düzenlemesi, bahçesini falan yapsın. Geldiği zaman rahatlıkla evinde istirahatını yapabilsin. Oradaki işte efendime söyleyeyim Avrupa'dan Türkiye'ye geldiği zaman bir ay veya iki ay veya üç ay kalacaksa minnetsiz bir şekilde yazlığında istirahatını yapabilecek, tatilini yapabilecek. Peki ben o zaman şöyle bir soru sorayım Murat abim. Şimdi bir firma sahibi olarak değil yani bir abimiz olarak ben şöyle bir şeyim. Kaç kare metre arsa almamız gerekiyor? Yani ileri yönelik bir yatırım yapacaksak veya düşüneceksek. En az 300. En az 300'ün altına düşmememiz lazım. Özellikle tarla vasıflıysa, evet. tarla vasıflıysa en az 500 almanız lazım. Çünkü bunun yüzdelikleri kesiliyor. Tarladan arsa dönüştüğünde evet. kesilme payları bazı arsalarda, bazı hisselerde kesintiler fazla oluyor. Çünkü oranın yol güzergahı, işte okul alanı, sağlık ocağı, kamu kuruluşlarının alanları kesildikten sonra oradaki paylar biraz daha azalabiliyor.
Bundan dolayı mümkün mertebe, tabii ki biz 500 diyoruz ama hani insanlarımız tabii 300'e kadar, çünkü imkanı yetmiyor bazen. 300 metrenin altında kesinlikle almayı düşünmesinler. Evet, yani 300 metrenin altına düşmesinler diyorsunuz. Ya düşünün ki 200 metre bir yer aldığını varsayalım. Tarla vasıflı bir yer. %40'ı kesildiğinde ne kalacak burada ya? Evet. 120 metrekareyi ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Yani. Gerçekten öyle. Evet. Peki Murat abim, daha önceden bir tane televizyon kanalı düşündünüz. Evet. Ve sonradan askıya aldınız. Hatta ismi falan belirlenmişti, ismi hazırlanmıştı. Marka TV alanında bir kanal ve hatta bir televizyon düşünüyordunuz. Peki niçin bunu askıya aldınız? Ve hatta ileriye yönelik bu çalışmaların olacak mı? Yani medya sektörüne girmeyi düşünüyor musunuz? Ya tabii ki, yani insanın, yani biz özellikle insanoğlu gözü doyumsuzdur. Evet. Biz ne kadar arazi alıyorsak biraz daha almayı planlıyoruz. Bu da benim olsun, bu da benim olsun, bu da benim olsun. Biz biraz doyumsuzuz. Aslında TGRT televizyonu da bizim televizyonumuzdur. Bakın ne Allah, güzel. Allah razı Maşallah. Olsun. Maşallah. Rabbim birini bin etsin. Amin. Bu Allah imkanları olsun. Bize sunuyor. İstediğimiz gibi reklamımızı yapabiliyoruz. İstediğimizi burada yapabiliyoruz. Kendi ailemiz, kendi evimiz gibi. Rahatlıkla burada reklamımızı yapabiliyoruz. Ya tabii ki insanların... Hani özellikle medya sektöründe biz de girelim. İşte bak Marka Konut TV kanalı da açmış, şudur budur. Bunları aslında çok gerekmiyor. Zaten bir kanalımız var. TGRT veya işte farklı kanallar tabii söylememize gerek yok. Burada TGRT ailesi zaten bizim kanalımızdır. Reklam yapmak istediğimizde, show programı yapmak istediğimizde veya böyle bir kampanya yapmak istediğimizde evet. Sağ olsunlar sonuna kadar kapını açıyorlar bize. Allah razı olsun. Biz hamdolsun güvenlikten geçerken bile sağ olsunlar çok rahatlıkla hiçbir şekilde baskı yapmadan rahatlıkla buraya kadar gelebiliyoruz. Kendi evimiz değil bu, mi? Bu tabii evet. Kendi evimiz gibi. Bu imkanlar varken çok da fazla ileriye gitmeye gerek yok. Evet. Reklam yapmak istiyorsan, tanıtım yapmak istiyorsan, program yapmak istiyorsan zaten... Televizyonun var. Önce sen elindeki var olan ulusal kanalına sahip çıkacaksın. Evet. Anlatabildim mi sevgili kardeşim? Evet, Allah razı olsun. O yüzden biz burada gerçekten TGRT ailesinin küçükten büyüğüne kadar hepsine sevgi saygılarımı sunuyoruz. Allah razı olsun. Böyle bir imkan sunduğu için. Sağ olasın Murat Bey. Peki tabii dedi ki hani böyle Van Federasyonu'yla ilgili düşüncelerinizi sorduk ve siz de onun anında hem eksikler olduğunu söylediniz ve hatta bu şekilde işte şunlar olsaydı daha iyi olurdu dediğin şeyler nelerdir? Ya şimdi Van Federasyonu bir kere hani biz hep böyle Van Federasyonu üzerine konuşuyoruz. Sakın ekran başındaki Vanlı kardeşlerimiz, Van Federasyonu yönetimi veya Vanlı kardeşlerimiz yanlış algılamasın. Evet. Biz burada sadece yapılması ve olması gerekeni konuşuyoruz. Olması evet. Tabii ki. O çok önemli. Van'a yakışır İstanbul gibi metropol bir şehrimizde 400 binin üzerinde olan Van kesimi olduğu bir bölgede bir şehrimizde bir Van Federasyon Başkanlığı ve Van Federasyon Başkanlığı'nın içerisinde de 14 tane ilçemize bağlı 14 tane ilçemize bağlı çalışma odası olması bize eksi mi şey yapıyor? Hayır. Daha çok artı kazandıracak. Evet. Daha çok söz sahibi, güçlü bir Van kitlesi burada da söz sahibi olduğunu ve itibar sahibi olduğunu gösterecektir. Evet. Bu siyasi yani şu birlik, alanlarda. Şu birlik berabeyi oluşturamadık. Birlikten bahsediyorum yani zaten. Değil birlikten yani, bahsediyorum. Evet. Evet, yani. O zaman seçimlerde gerçekten söz sahibi olacaksın. Evet. Ve istediğin makam mevkiye de geleceksin. Ve istediğin işi de yaptıracaksın. Yani biz burada halen 12 yıldır 480 bine yakın Vanlı var İstanbul'da. Bu kardeşlerimizi barındıracak güçlü, Van'a yakışır, memleketimize, halkımıza yakışır bir federasyon başkanlığımızın olmaması en büyük eksiklerimizden bir tanesidir. Evet. Yani inşallah evet. Zaten önümüzdeki süreçte eğer yani siz de bu federasyon başkanlığını kazanırsanız hem bütünleşici olacaksınız tabii. Hem de bu eksikleri gidermiş olacaksınız. İnşallah mevcut federasyonumuz ve yönetimi inşallah bu dönemde güzel şeyler yapar.
bir dahaki dönemde hiç aday olmamıza gerek kalmayacaktır. İnşallah. Yani yine kardeşimizi destekleriz. Yine çalışmalarını kat kat arttırsın. Evet. Yani... Biz bundan yanayız ama eğer kardeşimiz burada eksideyse kusura bakmayın. Yani mutlaka el atmamız gerekiyor. O çok önemli. Ki mevcutta şu anda 31 Mart'ta yerel seçim yaşanıyordu. Biz yine sınıfta kaldık. Niye? Çünkü baktık Vanlı kardeşlerimiz her biri bir tarafa saldırıyor aday olmak için. Evet. Ya siz saldırmayın. Onlar gelsin size söylesin gel şu sırayı sana vereyim, bu sırayı sana vereyim. Ne olur bizi destekleyin desin ya. Gerçekten o çok önemli. Peki emlak yanında farklı bir alanda da böyle yatırım yapmayı düşünüyor musun Murat abi? Valla biz şu anda bir kafe restorant açmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Böyle bir çalışmamız var. Böyle bir... Peki nerede açmayı planlıyorsunuz? Bizim firmamızın olduğu yerde. Çok güzel. Allah izin verirse orada bir kafe restorant düşünüyoruz. Çok. Ekstra bir yerimiz olsun. Çünkü sonuçta toplantılarımız, etkinliklerimiz, bu tür şeylerimiz oluyor. Bundan dolayı orada kafe restorantı ek bir gelirimiz olsun. Çok güzel. Onun için böyle bir çabamız, bir mücadelemiz var. Çok güzel oldu inşallah. Kafenin federasyonuna bir şey olmayacak değil mi? Bir bağlantısı olmayacak. Yok, hayır. Yani, yok, size ait olacak. Sadece kendi başına kendini amorti edecek bir kurum haline gelecek. Bir marka haline gelecek. Biz nasıl emlak sektöründe ülkemize layık bir emlak sektörünü yaratmaya çalışıyorsak yani kafe restoranı da aynı lezzeti yakalayacağımıza inanıyoruz. İnşallah. Evet. Çok da güzel olur bu anlamda zaten. Ya bir de şöyle ben çok rahatsız oluyorum bu konuda. Özellikle gerçekten çok rahatsız oluyorum. Bugün ülkemize baktığımızda farklı emlak firmaları Avrupa'dan gelmiş. Türkiye'de 3000'e yakın, 4000'e yakın şube açmış. Evet. Ya neden biz yapmayalım? Neden biz büyümeyelim? Neden biz kendi ismimizi, ülkemizin kendi ismini taşımayalım? Olmasın, değil mi? Ya bakıyorum hep Avrupa'nın firmaları ülkemizde yani gerçekten ülkemizi çok iyi kullanıyorlar. Çok güzel de para kazanıyorlar. Evet. Peki neden biz yapmayalım? Diyorsun ki o para dışarı gitmesin, tabii, bizde kalsın. Tabii Türkiye'de emlak sektörü aynı konumu, aynı kaliteyi, aynı hassasiyeti yakalasın. Evet. Biz bunu istiyoruz. Özellikle bakanlarımızdan gerçekten bu konuda hassasiyet göstermelerini arzu ediyorum. Ya buna bir el atmalarını istiyorum. Çünkü gayrimenkulde ülkemizde gayrimenkul dediğinde yaka sirkeleniyor. Bu nedendir? Herkes emlakçılık yapmamalı. Şimdi bakıyorsun ya kardeşim kasap emlakçı olmuş. Standartta olması lazım. Yani kasap bir, emlakçı evet. olmuş. Evet. Manav emlakçı olmuş. Bakkal emlakçı olmuş. Efendime söyleyeyim nalbur emlakçı olmuş. Evet. Ya herkes işini yapsın Allah aşkına ya. Vallahi öyle. Şimdi gerçekten. Biz emlak firması olarak siz burada yemek yapıyorsun. O zaman biz de burada bir yemek tezgahı açalım. Biz de burada yemek pişirelim. Olur mu böyle bir her şey? Her zaman beklerim Murat abi. Aslında bilseydim yemeği sana yaptırırdım. Sağ olun. Allah razı olsun. Biz de bu arada yemeğimizi hazırladık sevgili izleyenlerimiz. Of. Şöyle Arpaşehirli güzel bir tavuk kebabımız oldu. Hemen Arpaşehirlerimizi hazırladık ve üzerine hazırlamış olduğumuz şöyle sosuyla beraber tavuklarımızı dökelim. Ve bunları döktükten sonra güzelce bir şekilde bir üzerini düzelteceğiz. Ve üzerini düzelttikten sonra 5 dakika veya da 10 dakika fırına yollayacağız. Fırında biraz da o sosu çekmesi için, dinlenmesi için toparlanacak. Ve toparlandıktan sonra sunuma hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Çok da güzel oldu. Bu arada kekimiz hazır. Onu bir ben şöyle of, bir kenara of. Alayım. Vallahi biz kampanyayı da unuttuk. İstersen hemen tekrardan kampanyadan bahsedelim Murat abi. Efendim? Hemen kampanyadan istese tekrardan izleyenlerimize bahsedelim. Bu yemekleri gördükten sonra kampanyada unuttuk vallahi. Unuttuk değil mi? Ama tabii ki yine söylüyorum işin esprisi tabii. Allah razı olsun. Her şeyden önce herkes işini özveri. Evet. Önem veren gerçekten işini severek yapsınlar. Çok önemli. Mesela tabii ki gayrimenkul sektöründe özellikle ben bunu... İçtenlikle söylüyorum. Mesela ben bir firma olarak kendi etrafımdaki çok emlakçı kardeşlerime fayda sağlamaya çalışıyorum. Mesela aldığımız gayrimenkulü burada listelerimiz var.
Mesela şu listeyi biz şöyle listemizi yapıyoruz. Bütün emlakçılara veriyoruz. Diyoruz ki al kardeşim ekmek yiyin. Çok önemli. Al kardeşim ekmek yiyin. Emlakçı da sizden alabiliyor değil mi? Tabii. Emlakçı kardeşlerimize veriyoruz. Alın ekmek. Yani evvela paylaşmayı bileceksin. O çok önemli. Çok paylaşmayı önemli. Bileceksin. Rabbena hep bana değil. Evet. Çünkü bazı emlakçı kardeşlerimize bakıyoruz. Masum. Gerçekten işini yapmak istiyor. Bir şeyler çabalıyor ama imkanı yok. Ne yapacaksın? Elinden tutacaksın. Çok güzel gerçekten. Ama kazandığı zaman da şımarmaması lazım. Evet. Değer vermesi lazım, değer katması lazım, işine saygı duyması lazım. O çok önemli. O yüzden buradaki her sektöre, mesela bir sanatçı. Bir sanatçı da sanatına önem vermeli. Bir türkücü türküne önem vermeli. Yapacağı beste önem vermeli. Evet. Emlakçı emlak sektörüne önem vermeli. Nalburcu nalbur sektörüne önem vermeli. Daha doğrusu yani bunu yaparken sağlam bir şekilde yapması lazım. Tabii. Değil mi? Yani insanları dolandırmadan, insanları aynı. Kandırmadan. Aynı. Asıl işin önemli olan nokta bu. Tabii ki Celil Mevlam her zaman da onun nasibini ve rızkını verecektir. Onun için sağlam yapan şimdi, hiçbir zaman yarı yolda kalmamış ben olacak. Bugün biz firma olarak, özellikle firma olarak eğer ben evime gittiğimde rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde başımı yastığıma koyuyorsam evet. Benden daha iyisi yok. Çok önemli. Gerçekten. Ama eğer ben evime gittiğimde o çoluk çocuğuma Ahmet Mehmet'i kandırarak, kazık atarak, dolandırarak o ekmeği evime getiriyorsam bir gün ölüp o toprağa gittiğinde o yılan olup gelip boynuna dolanacaktır. Çok önemli gerçekten. Buna yani dikkat edeceksin. Kul hakkı değil mi yani Murat? Tabii ki. Kul hakkı o çok önemli. Başkasının üç kuruşuyla hava atmayacaksın. Evet. İnsanlığınla, kişiliğinle, ahlakınla yaptığın iş kalitesiyle insanlara değer vereceksin. Önem vereceksin. Evet. O, çok o yüzden önemli. Ben tekrar söylüyorum. Gayrimenkul sektöründe bütün kardeşlerim işini severek yapsın. Doğru yapsın, kararlı yapsın. Ve aynı zamanda yatırım yapan kardeşlerimiz de her yere gidip de yatırım yapmaz. Sağlam. Önce bir araştırsınlar değil evet. mi? Sağlam. Ya kuyumcuya bakıyor ya kuyumcu. Kuyumcu camını asmış satılık lüks daire. Vallahi billahi. Silivri'de satılık arsa. Yok ben inanıyorum. Ya Allah aşkına bir gel bakalım hangi marka konutun camında, hangi şubemizin camında ya biz pizza satıyoruz. Doğru. Gerçekten. Veya işte 3 ton demir satıyoruz şu fiyata. Veya işte şu kadar simit satıyoruz şu fiyata. Gerçekten. Veya şu kadar et satıyoruz şu fiyata. Olur mu böyle bir şey ya? Herkes işini yapsın ya. Evet, o çok önemli gerçekten. Ya bu işler böyle. Tabii siz de bu durumda rahatsızsın. Yani işi erbabını yapmasını öneriyorsunuz elbette. Değil mi? Yani elbette bakın vatandaşımız bizimle yatırım yapmak istiyor. Evet. Ülkemizde yani bizimle derken bizim ülkemizdeki gayrimenkul firmalarıyla tabii ki yatırım yapmak istiyor. Ama korkuyor. Korkuyor değil mi? Niye? Çünkü o kadar ortalık bozuk ki, o kadar insanlar hata yapıyor ki. Çok fazla. Doğru çalışanı insanda. Da lekeliyor. Evet. Bazen bakıyorum vatandaş geliyor diyor ki ya beni 300 bin lira dolandırırlar. Niye? Ben para verdim, tapumu vermedi. Peki niye veriyorsun paranı? Evet, tapu almadan hani niye veriyorsun? Çok önemli. Verme kardeşim. Yap sözleşmeni. 3000 lira, 2000 lira, 3000 lira ver yeterli. Evet. Zaten o firma dürüstse, o firma güvenilirse senden hiç o 3000 lirayı almasa da senin gayrimenkulünü verecek. Evet. Tapunu sen verecek. De eğer 300 bin lira talep ediyorsa, eğer 300 bin lirayı senden almak için 50 bin takla atıyorsa zaten bu adam başta zaten seni kandıracağı her haliyle bellidir. Evet. O çok önemli gerçekten. Ya. Hani biz diyoruz ya onun için Murat Bey bu çok önemli. Sizden arsa alanlar. Evet. Diyelim ki elinde 10 bin lirası var. Size geldi. Dedi ki ya Murat Bey işte ben 250 metrekare arsa alacağım. Elimde 10 bin lira var ama diğerlerini ben senet veya da taksit yapmak istiyorum dediğinde yapıyorum. 10 bin lirasını verdikten sonra gerisini. Ya Rabbime hamdolsun. Yüce Mevlana milyonlarca kere Rabbime hamdolsun ki bu imkanı,
bu şerefi bize layık görmüş. Bu imkanı, bu serveti bize layık görmüş. Eğer sana verdiyse 5 lira, sen de hayrına vereceksin 3 lira. Evet. Şimdi burada Yüce Rabbime binlerce kere hamdolsun ki Yüce Mevlan bu hizmeti, bu görevi bize layık görmüş. Biz de bu görevde, bu hizmette şeref duyarak insanlarımıza şerefli imkanlar sunacağız. Bakın en basiti söyleyeyim. 1995 yılından beri gayrimenkul sektöründeyim. Bir tane müşterimle daha mahkemelik olmamış. O çok önemli gerçekten. Bir önemli. Tane müşterimle daha kavga etmemişiz. Evet. Bir tane müşterimle daha hamdolsun ki saygısız ve terbiyesiz bir cümle kullanmamışız. En güzel bu değil midir? Burada ben, hani sen bu konuya değindin, ben o zaman sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yıl 2001-2002. Evet. Bir arkadaşım tuttu kolumda, ya dedi Abdullah Usta dedi, seninle beraber ben de araç alacağım. Sen de anlıyorsun dedi, beraber gidelim, bir araç var. Ben beğendim. Sen de bir bakar mısın dedi bana. Biz evet. de onunla beraber gittik. Arabasını verecek, başka bir araba alacak. Evet. Ondan sonra bu ne yaptıysa hemen içeri gitmiş, içeride anlaşmasını yazmış, sözleşmeyi yapmış. Ben de hiç haberim yok. Ben daha yeni arabada iniyorum. Tabii ki o galercide ben o anda gittiğimde namaz kılıyordu. Seccaden üzerinde namaz kılıyordu. Ya dedim, namaz kılıyorsa dedim, bunda dedim kesinlikle bir eksik, bir yanlış olmaz. Yaş. İnan ki hani yukarıda Allah var. İnan ki benim kalbimde, gönlümde geçen oydu. Ben evet. de namaz kılıyorsa kesinlikle bu insanın kalbinde bir hainlik, bir fesatı, bir yanlış olmaz. Ve arkadaş aracını aldı. Ben araca baktım, çok hoşuma gitmedi. Arkadaş anlaşmasını yaptı, aracı aldı. Evet. Ve ertesi gün namaz üstüne kalkan, onu diyeyim ben sana. Namaz üstüne kalkan, ya dedi işte Allah'a yemin ederim, Kur'an'a yemin ederim dedi. Bu araçta dedi ne dedi kazası var, ne boyası var, araçta hiçbir şey yok dedi. Ve ondan sonra ertesi gün arkadaş aracı nereye götürdüyse araç takla atmış, komple boyanmış, araba sil baştan yapılmış ve o şekilde galeriye getirilmiş, bırakılmış. Ve sonra da arkadaş arabayı götürüp bu sefer aracı almıyorlar ve çok çok böyle sorunlar yaşandı. Bu gerçekten yani ticarette, bu ben birebir yaşadığım için ufak bir değinmek istedim. Ticarette yemin ediyorsa, evet, ticarette çoluk çocuğunu karıştırıyorsa, ticarette seni inandırmak için takla atıyorsa, evet, o insan zaten o anda kaybetmiştir. Doğru. Bir kere bunu bilelim. Abi sen bana inanıyorsan, güveniyorsan güven. Benim sana yemin ettiğim zaman mı inanacaksın? Yok. Veya çoluk çocuğumun başı ettiğim zaman mı inanacaksın? O zaman şimdi hiç inanma. Biz Türk milleti olarak hiç inanma. Bizde bir şey değil. Dini kullanıyoruz. Birisi Allah dediği zaman dini biz ona sonuna kadar inanırız. Kur'an dediği zaman ama biz ona sonuna kadar inanırız. Lütfen işte ekran karşısındaki çok kıymetli, evet, değerli yani kardeşlerim için yanlış algılamasın. Kimse şeytan kadar ibadet etmemiştir. Evet. Ama şeytan şeytandır. Evet. Şimdi elbette ki hepimiz işte duygularımız ehli, hani diyoruz ya, duygularımız da oynanıyor. Hepimiz ehli, evet, Müslümanız. Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen topraktan, ben ateşten yaratıldım. Ben sana tabi olmam dedi. Evet. Yoksa melek diyor. Şeytan melekti. İnanmadığı için en çok ibadet eden de şeytandı. İnanmadığı, evet, için şeytandı. Adem, şeytan halkası onun boynuna girdi. Adem babamıza şimdi, değil mi? Secde etmedi. Evet, evet. O yüzden sevgili kardeşim, bunları, her ne olursa olsun, ticarette yemin eden bir insan zaten başta kaybetmiştir. Evet. Yani onun için size geldiği zaman zaten bu korkular da olmayacak, endişeler de olmayacak. Önce tapusunu sağlam bir şekilde alacak, cebine koyacak, ondan sonra parasını verecek. Aynen. Yani tahsilleri de sırasına göre ödeyecek. Sıkıştığı anlamda da size diyecek işte Murat Bey, ben bu ay sıkıştım. İşte evet, bu son bir taksimi idare eder misin? Veyahut da son taksite ilave yapar mısın? Hemen orada da yardımcı oluyorsunuz. Bu, evet, çok önemli ve çok da güzel. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Tabii. Siz bugün ben çok lüks bir arabayla, çok güzel giyimimle bir restoranta gitsem, restoranta bana garson baktığında menüyü vermezse, menüdeki fiyatı görmezsem, ya bu adam zengindir, ben kebabı 20 liradır 30 lira da yazsam bu adama dokunmaz der, değil mi? Evet, doğru diyor. Ama profesyonelce adam ne yapıyor? Senin önüne menüyü koyuyor. Menüye bakıyorsun, menüye göre kendini hareket ediyorsun. Bu ne anlama geliyor? Artık ülkemizde de restoranlar gerçekten kaliteli olmaya başladı.
çok güzeldir. Nasıldır? Fakiri de zengini de aynı menü önüne gider. Ama evet, kabul eder ama etmez. Tabii bütçesine göre değil mi? Aynen her öyle. Şimdi hayatta her ne olursa olsun hiçbir zaman parayla kişiyi birbirine karıştırmayın. Evet. Bizim için önce insan. Biz insana değer veririz. Evet. Para bizim için arka plandadır. Allah razı olsun. Anladın mı sevgili kardeşim? İnan ki. O yüzden para bizi satın alamaz, biz parayı satın alırız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rica ederim. İnan ki program nasıl geçtiğini anlamadık. Evet. Bunu gerçi sevgili izleyenlerimiz de anlamamıştı ama ben şöyle kısaca hemen yemeklerine değineyim. Tabii ki. Buyurun. Ondan sonra kapanışı seninle beraber yapalım mı? Tabii, aç kaldık yani. Allah razı olsun. Arkadaşlar hemen kısaca bir değineceğim. Fazla... Çünkü süremiz de az kaldığı için sevgili izleyenler hemen kısaca bir değinelim. Ondan sonra yavaş yavaş Murat Bey ile beraber kapanışımızı yapmış olacağız inşallah. Yemeklerimizi tabii ki sosyal medya hesaplarımda da bulabilirsiniz. bitişikşefaplosa.tgt Instagram sayfamda da bulabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Orada da bakabilirsiniz. Evet, hemen kısaca bir değinelim, şöyle bir gelsin listelerimiz. Önce fırında şehirli tavuğumuz için 400 gram kadar tavuk göğsümüz, 3 adet yeşil biberimiz, 1 adet kuru soğanımız, 4 adet sarımsağımız, 2 adet domatesimiz, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul biberimiz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız. Pilavımız için hemen şöyle bir yemeklerimizi gösterme şansımız yok değil mi? Evet, pilavımız için 2 su bardağı kadar arpa şehriyemiz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz. 2 tane tenceremizi ocağa koyduk, yağımızı ilave ettik. Birisine hemen soğanımızı, ondan sonra etimizi doğradık, ilave ettik. Güzelce bir şekilde bir kavurduk. Kavurduktan sonra hemen salçamızı, ondan sonra baharatlarımızı, biberlerimizi, sarımsağımızı ilave ettik ve harcımızı hazırladık. Harcımız hazırlanırken diğer tenceremizde hemen pilavımızı hazırlıyoruz. Pilavımız da hazırlandıktan sonra tepsimizi içine döküyoruz ve ondan sonra tavuklarımıza sosuyla beraber, yani suyla beraber üzerine döküyoruz. 10 dakika fırınlanıyor, ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Damla çikolatalı kekimiz için ise hemen 4 adet yumurtamız, 1,5 su bardağı kadar toz şekerimiz, 3 su bardağı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar sütümüz ve sıvı yağımız, 1 paket vanilyamız, 1 paket kabartma tozumuz, 1 çay kaşığı kadar tarçınımız, 3 yemek kaşığı kadar damla çikolatamız, 3 yemek kaşığı kadar hindistan cevizimizi kullandık. Geniş bir kabımızı içine yumurtamızı, yağımızı ve ondan sonra şekerimizi iyice bir karıştırdık. Sırasıyla diğer malzemelerimizi ilave ettik, harcımızı hazırladık. Hemen güzelce bir şekilde kek kalıbımıza döktük, üzerine damla çikolatalarımızı ilave ettikten sonra fırına gönderiyoruz. Fırında iyice bir pişiyor ve piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir sunum olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Tavuklu mısırlı düğün çorbamız içinse 100 gram kadar tavuk göğsümüz, 1 su bardağı kadar yoğurdumuz, 1 adet yumurtamız, 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 4 yemek kaşığı kadar mısır, 1 tatlı kaşığı kadar pul biberimiz. Tenceremize suyumuzu döktük, ondan sonra tavuklarımızı minik minik doğradık, içine ilave ettik. Onlar iyice bir kaynadı. Mısırlarımızı ilave ettik, ayrı bir kabımızda yoğurdumuzu, unumuzu karıştırdık ve güzelce bir şekilde suyla beraber açtık. Sosumuzu da ilave ettik, tuzumuzu ayarladıktan sonra tereyağımızı da ısıtıp üzerine ilave ediyoruz ve ondan sonra çorbamız hazırlanıyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet Murat Bey, biz de yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. İlave edeceğim varsa, selam göndereceğiniz varsa onunla da bir alalım. Seninle beraber kapanışı yapalım. Marka şöyle. Konut ailesine, bütün çalışanlarıma biz de burada selamlarımızı gönderelim. Sevgiyle saygılarımı gönderiyorum. Teymur ailesine, bütün akrabalarıma, köylülerime, Van'a, Gevaş'a, Dokuzağaç'a, ülkenin her tarafına, Edirne'den Kars'a herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Avrupa'dan ülkemize kadar marka konuta sahip çıksınlar. Evet. Marka konut onlarındır. Onlar sahip çıkacak ki biz ayakta duracağız. Ne altın ne bursa, en güzel yatırım arsa. Evet. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet sevgili izleyenlerimiz de hemen numaraları tekrardan verelim. Zaten internet adresi de altta, markakonut.com, buradan da ulaşabilirsiniz. Murat Teymur Bey'in şöyle marka konutun numaralarını verelim. 0531 645 95 95 numarayı arayabilirsiniz. 0212 687 46 46, 0212 687 45 45 numaraları da arayabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Biz de böylelikle programımızın sonuna geldik. Murat Bey çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İnşallah başka bir programda tekrardan sizi beklerim. Bütün 9 Ağaçköy mahalle sakinleri derneğine sahip çıksınlar. İnşallah tabii ki. Evet. Biz de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ederim. İnşallah başka bir programda görüşürüz. Sonsuz teşekkür ederim. Çünkü bu aile bizim ailemizdir. Allah razı olsun. Biz her daim inşallah birlikte bu programları inşallah yapacağız. İnşallah başım gözüm üstüne her zaman da bekleriz. Çok Allah razı olsun, sağ olasın. Evet sağ sevgili izleyenlerimiz, biz de yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Önce tabii ki gurbetçilerimiz, onları çok seviyorum. Gurbetçilerimiz demişken tabii bir selamımız vardı, onu da hemen gönderelim. Almanya'dan sevgili Münevver Hanım,
bizlere selam göndermiş. Bizden de kendisine kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Evet, ben de ona çok çok teşekkür ediyorum. Bizzat kendisi beni aradı. Ben burada ona gerçekten çok teşekkür ediyorum. 5. ayda da gelecek. Bizde yatırım yapacak. O müjdeyi de vereyim sağ olsun TGRT ailesinin sayesinde. Allah razı olsun. Ona da çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Ondan sonra Fadime Alkan'a da benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. İran'da izleyen bir tane izleyicimiz yayın öncesi selam göndermiş. Benden de kendisine kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Bayramımız dedi ama buradan da bayramlarını kutluyorum. Buradan benden de onlara da kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Hem İran'a hem Azerbaycan'a buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Önce tabii ki gurbetçilerimiz dedim. Onları çok seviyorum burada. Bütün gurbetçilere benden kucak dolusu sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Türkiye'de izleyen herkese, desteğini esirgemeyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Hem askerlerimize, polislerimize, memurlarımıza ve ekran başında olan herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.